Meksika'da düzenlenen bedensel engeller yüzme şampiyonasında kelebek stilde dünya şampiyonu olan engelli milli yüzücü Beytullah Eroğlu tüm ülkenin yanı sıra memleketi Kahramanmaraş'a da gurur vesilesi oldu. Meksika'da bedensel engeller dünya yüzme şampiyonasında 50 metre kelebekte altın, 50 metre stüsünde bronz madalya kazanan Beytullah Eroğlu, babası Mustafa Eroğlu ile Aksu'yu de ziyaret etti. Dünya şampiyonunu ziyarette Aksu'yu Genel Müdürü Cüneyt Bey'i ağırladı. Ziyarete Aksu Haber'e röportaj veren Dünya Şampiyonu Eroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aralarında geçen diyaloğa da değinerek destek veren herkese teşekkür etti. Sözümü tutmuş oldum. Bu gerçekten benim için çok önemli olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti için de çok önemliydi. Sayın Cumhurbaşkanımıza verdiğim sözü tuttum. Şehrimizde de Kahramanmaraş'ta da kahramanlar gibi karşılandım. Gerçekten büyük bir kitle iyi hazırlanılmış bir çalışmayla karşıladılar beni. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Sayın Cumhurbaşkanımız ben oradayken aradı ve beni tebrik etti. Başarılarımın devamını diledi. O gün yine bir sırt yarışım vardı. Orada madalya beklediğini söyledi. Çok şükür ki orada da bir madalya daha alabildik. İnşallah benim sorumluluğumu ve bilincimi arttırarak daha ileride daha çok büyük başarılara imza atacağımızı düşünüyorum. Bir babanın yaşayabileceği büyük gururu yaşayan milli yüzücünün babası Mustafa Eroğlu da Beytullah'ın bu başarıları elde etmesinin kolay olmadığını belirtti. Teşekkür ederim. Aksu TV her zaman bizim yanımızda oldu. Beytullah'ımızın başarılarını her zaman ön plana çıkardı. Evladımızla gurur duyuyorum. Allah'ın özel yarattığı bir kul, insanlara özel duygular yaşattı. Ne kadar şükretsek azdır. Ona çok teşekkür ediyorum. Onun en büyük destekçisi sizsiniz diye biliyoruz. Siz hep onun yanındasınız, ona moral veriyorsunuz. Zor bir başarı değil mi? Yani bunu elde etmek de kolay değildi. Beytullah nasıl hazırlanıyordu? Siz nasıl destek oluyordunuz? Yani bu süreçle ilgili bir şeyler söylemek ister misiniz? Şimdi Beytullah'ın başarısı tabii ki kolay olmadı. Biz 2001 yılında Beytullah başladı. O zaman ben esnaflık yapıyordum. Esnaflık yaparken Beytullah'ı havuza götürüp getirmek çok kolay olmuyordu. Beytullah 2001 yılından bu yana sürekli çalıştı, sürekli çalışıyor. Hiçbir antrenmanlarından kaçmadı. Biz de götürüp getirmekten kaçmadık, hizmet etmekten kaçmadık. Ama sabredince her şey oluyor. Önemli olan şükretmek, sabretmek. Sabrettikten sonra, şükrettikten sonra Mevlam her şeyi veriyor. Beytullah'ın başarılarıyla gururlanıp mutlu olduklarını ifade eden Aksu Genel Müdürü Cüneyt Beyit de dünya şampiyonu ağırlamaktan dolayı onur duyduğunu belirterek tebriklerini iletti. Bugün Aksu Televizyon'un bence en önemli, en özel günlerinden bir tanesi. Çünkü bugün hem Beytullah yani bir dünya şampiyonu hem de Kahramanmaraş'ta bir dünya şampiyonu Aksu Televizyonu ekranlarında defaten ağırladık. Ama bugünkü farklı bir şey. Dolayısıyla bundan dolayı çok mutluyuz. Ben öncelikle tebrik ediyorum Beytullah'ı. Bu birkaç günden beri dün de biliyorsunuz bizim ekonomi muhabirimiz Asilhan var. Onun erkek kardeşi Yiğitcan. O da esprili bir tabirle Apple'ın elmanı şeyi ne diyorlardı ona? Apple'ın elmasını ısırdı gerçekten. Yani böyle Kahramanmaraş'tan böyle gençlerin çıkması hem şehir için hem ülke için. Özellikle şu dönemlerde resmen ülke kurtuluş savaşı halinde dört bir taraftan saldırı altındayız gerçekten. Bunlar çok moral ve motivasyon verici değerler. Kahramanmaraş'ın önemli değerleri bu gençler. Bizler de biz televizyon olarak farklı tandanstaki insanlar farklı noktalarda muhakkak bu gençlere destek olmalı, sahip çıkmalı. Daha ileriye gidebilmek adına onlara elimizden ne geliyorsa yardımcı olmak zorundayız. Ben çok duyguluyum yani şu an Beytullah dünya şampiyonu kardeşin karşımızda oturuyor. Bundan daha büyük bir gurur herhalde yoktur diye düşünüyorum. Tekrardan ayaklarınıza sağlık diyorum. Şeref verdiniz, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar sağ olun.